Herkese selamlar. Yepyeni videoya karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşam oldu abi. Biraz dinlendik. Hatta bakın en son bıraktığımda sözleşme basmamıştım. Hala aynı şekilde duruyor. Direkt oyundan çıktım. Biraz dinlenim dedim. Ronaldo'nun fiyatı şu an fazla arkadaşlar. O yüzden almayacağım. Jota ile gene idare edeceğiz bu hafta. Yani Ronaldo'yu almayı pek düşünmüyorum. Çünkü iki gün sonra yani vereden sonra fiyatlar düşecektir. Çünkü oynayanlar bırakacak. Ronaldo'yu satmaya çalışacak. Başka oyuncuya yönelecekler. Ondan sonra paketlerden çıkmayacak Ronaldo. Orta saha veya defans artık nereye gelirse. Ronaldo şu an Totti'de olduğu için paketlerden çıkmıyor. Ama o zaman paketlerden çıkmaya devam edecek. O yüzden de fiyatının biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Hani 100k, 150k düşerse iyi olur bizim için. Yani şu an alabiliyoruz. Paramız yetiyor ama sıfırlamak da istemiyorum hesabı. O yüzden şimdilik böyle idareten devam edeceğiz. 6-1'lik skorla başlamıştık. Güzel bir başlangıçtı. Altına 7-0 olabilirdi ama işte... Olmadı. Sağlık olsun diyoruz. Umarım güzel bir şekilde devam ederiz. Hani genelde böyle başladığımızda yenilgiyle devam ediyoruz ama umarım yeneriz abi. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yani 23 yapmayı ben de çok isterim arkadaşlar ama işte sadece kadroyla olmuyor her şey. Eton'un gelmesiyle, Burun Efendimiz'in gelmesiyle değil. Bizim oynamamızda, serverların bize karşı iyi olması. Bunlar büyük etken. Yani 70-80 pingde oynuyoruz. Yani sıkıntı çekiyoruz tabii ki illaki. Ama elimizden geldiğinde yapıyoruz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Ve ilk rakibimiz geliyor. Değişik bir kadro ile geliyor. Crespos olduğu için Higuain'i yapmış. Bence güzel bir düşünce. Hakim ilk baya bir düşük aslında. Ama işte adam seviyor abi. Seviyor ve oyun atıyor. O bu ne? Abi saçmalık ya. Vallahi saçmalık ya. Hani ne diyeceksiniz ki bu pozisyona beyler? Elimizden geleni yaptık orada. Engelledik pozisyonu ama işte önüne düştü ve bir gol oldu. Bir de penaltı oldu üstüne. Yani çarpıştık önüne düştü gene. Ben topu almak için daha önceden kareye basmıştım ama önüne düşünce öbür adama otomatik değişip onu düşürdü. Ya işte, bu maçı verdik abi, elimize verdik maçı resmen ya. Nereye baktı da belli değil. Vallahi olsun, nereye baktı belli değildi. Çok güzel attı. Kolu bırakacağım az kaldı ya. At bari. Sonunda Bizde bir şans gol attık Çok ezber oynuyor Yaptığı şey L1 üçgen başka bir şey değil Ama işte yani Her atlı üçgende gol olmaz ki abi Penaltı Yani Biraz abarttı çünkü çok fazla karıya bastı orada. Güzel. Döner mi bilmiyorum. 4-2 oldu. Vallahi helal olsun adam yendi bizi. Sadece L1x ve üçgen. basit hiçbir şey yapmıyor. Ne bir hareket yapıyor ne başka bir şey yapıyor. Çok iyi şekilde kazandı. Oyunum şu peşten sonra bug'unu buldular abi. Gerçekten helal olsun yani rakibe bunu değerlendi ve kullandı. Arkaya koşular, ara pasları ve muazzam bir bin. Hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey engelleyemedim. Yani ve rakip Kip SC'ye geliyor. Yenilmeye başladık abi. İlk maçtan yenildik. Yani keşke yenebilseydik. Kadro mesela şu an gelen kadro iyi bir kadro değil aslında. Ama işte diyorum ya serverlar. Adamların oynayan şeyi çok farklı yani. Biraz önceki adam bayağı bir farklı oynuyordu ya hani bu haftalarda bu son page'den sonra sürekli çıktı böyle adamlar. Division'da aynı şekilde karşımıza geliyor. Güzel. Atarsın. Helal be. Helal be Eto. Rashford oradan vuramazdım. Pas atamazdım başka birine. En mantıksız Eto'ydu çünkü Felix'in de kapalıydı. Atar bunu. Bir kere kaçırdı bir defa kaçırmaz. Hadi. Güzel. Yolladık mı rakibi? Of. Eto götürdü. Alat dedi. Felix direkt vurdu ve golünü attı abi. Gerçekten çok temiz bir gol. Çıkıyor musun? Helal be dostum be. 2-0'da da starta basmıştı. Çıkmamıştı ama şimdi çıktı. Çok teşekkür ederiz. Ve sıradaki rakip geliyor. Biraz bekledi. Sürenin neredeyse bir 10 saniyesiydi. Ondan sonra bastı starta. Kadrosu da aslında gold bir kadro ve çok üst düzey değil. Ama dur bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Güzel. Hop offside yok. Güzel gol. Düşündüm oraya. Baktım bomboş önü. Kale vuracaktım ilk başta Felix'le. Ama baktım Eto bomboş abi. Niye dedim zorlayayım ki. Of nasıl dönüyor öyle Eto. Samuel Eto. Çok güzel bir gol daha. Çok iyi dönüyor. O sahneyi koyacağım bu arada. İnanılmaz döndü. Gerçekten. Hani bu zamana kadar oynadığım oyuncularda FIFA 21'den bahsediyorum kiralıklara dahil olmak üzere en iyisi buydu ya. Ramos kaptırdı orada. Diego Jota. Jota Rashford. Et orada geriye kaçtı. Rashford'un önü boş kaldı bir seferde. Marcus Rashford'la 3-0 yapıyoruz. Eto geldikten sonra Rashford geri planda kaldı artık beyler. Yani Felix veya Rashford'u zaten kanada atmam lazımdı. Burada da zaten en mantıklısı Rashford'a atmaktı. Çünkü Rashford zaten hızlı bir oyuncu. Felix'i kanata atarsan baya bir eksiklik görecektik kanatta ama Önüne düştü ve Marcus Rashford şans golü. Mendil atmak istedim. Olmadı. Eto'ya pas attım gitmedi. En son Rashford önüne düştü ve gol maza atıyoruz. Rakibi de çıkartıyoruz. Belaruslu dostumuza teşekkürler diyoruz. Ve 8000 oluyoruz. Ve sıradaki rakip geliyor. Abi bu nasıl bir kadro? Güzel bir kadro ile geliyor rakip. Gerçekten muazzam bir kadrosu var. Yani... Of. İşte bu be. işte bu be. Önce ekrana bakıp sonra size bakıyorum. Çünkü eski kamera dediğim gibi hala alışamadım. Güzel bir gol attık. 8230 beyler. O yüzden kötü kadrolar gelmeyecek. İyi kadrolar gelecek. iyi oyuncular gelecek. Artık 10 bin barajını yani 10 maç barajını açtığımız için bundan sonra gelecek oyuncular muhtemelen sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum aslında. Gol attık ama zorlu rakipler gelecektir bence. Lewandowski Neymar. Gomez duvar gibi geldi orada. Pozisyonunu bozdu. Sisoko Eto'ya müthiş bir pas. Eto aynı şekilde pas güzel. Felix. 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 Kaleci oynatmaya çalıştı ama o da düşünemedi nereye oynasam diye. Çünkü her halükarda gol atacaktım. Bomboş dönüm. Güzel bir gol attık. Güzel geldik. Orada Eto'yla vurmamak en mantıklısıydı. Toko hemen başlattı. Felix'ten iyi yere. Offside yoksa daha da iyi. Pas da güzel. Oraya da güzel. Buraya kötü ama. Gol olmadı çünkü. Oo, Samuel Eto. Fırsatçılığını konuşturdu. Samuel Eto pasın arasına gidiyor ve golünü çakıyor. Bitti hocam. Güle güle. Ve sıradaki rakip geliyor. Beşiktaş geliyor. Güzel bir kadro ile geliyor Beşiktaş. Şans önümüze düştü ama atamadık. Eto plasesi yok abi. Düz vuracaksın Eto ile. Atarsın Eto. Ya bedava bedava bedava. Şans golü. Rahatlattı biraz. Rakip gerçekten iyi oynuyor çünkü. Güzel. Felix. İyisin dostum. Önünden de geçtik. Abi ikinci gol de böyle olmaz ya. Hani kötü bir şey. Gerçekten kötü bir şey ya. Çok saçma. Ama girmesi lazımdı bence Felix o golün yani. Offside. Değil mi? Değilmiş. Güzel abi güzel. Offside zannettim ama değilmiş. Güzel. İki tane golümüz şans golüydü. Ama bu gol en azından daha güzeldi. BCK Bayram'a teşekkür ediyoruz. Mutlaka. Ve sıradaki rakip geliyor. Eversario XT. <laughs> Kadroya baktığımızda iyi bir kadro. Çapayı herkes yapmış abi. Tavar niye aynı şekilde. Bir biz yapmadık herhalde bunları. Mendy attı. Marcus Rashford. Onun da pası çok güzel. Samuel Eto. Eto içinden geçti Eto. Samuel Eto. İşte bu. Samuel Eto hocam. İşte bu. İçinden geçerim diyor. Sına attı. Rashford'dan da aynı şekilde pas güzel. Eto içinden geçemedi bir sefer. Ama top aldı Eto verdi. Marcus Rashford çok kötü bir pas. Şey çok kötü bir şut. Orta. Of Trivel diyeceğim onda olmadı. Felix. Felix. Felix Eto'ya verdi. Eto. Eto bitiriyor hocam. Samuel Eto. Çok kaçırdık ama gene attık. Samuel Eto. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Ama gece böyle bağıramam arkadaşlar. Yani şimdilik iyiyiz. İşe gideceğim için birazdan. Gitmeden biraz bağırarak böyle keyifli oynuyoruz ama biraz sonra gideceğiz. Biraz daha farklı olacak tabii ki. Bu arada 11-2 yaptık. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar fazla win aldık. Bunu diyorum ya kesin çok fazla alacağız en sonda. Yani Ümide kapılmayalım. 23 yapacağız demeyelim. Elimizden geleni yapacağız tabii ki. Ama inşallah 23 olur. Ben genelde böyle olduğumda genelde arka arkaya kaybediyorum. Biliyorsunuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samuel ile Samuel Eto. Ama onunki Baby. Bizimki Prime. Kadrosu bu arada değişik bir kadro. Farklı bir kadro. Goreska çekmiş muhtemelen. Komanlı yapmış. Lozano'su var. Yani iyi bir ekip aslında yapma şunu yapma şunu Güzel güzel engelledik ama Etonlu'na düştü bir seferde Drake back attı abi Bu tuşa bassam muhtemelen penaltı olacaktı O yüzden de yapmadık penaltıyı belki kart falan yeriz diye Mertens'ten Kingsley Coman Mertens Abi Nasıl dokunamadım o topa ben ya. Kalk arkadan gelip topu aldı bir de 85 hız dinamolu ya avcılı falan da değil. <laughs> abi çok saçma ya gerçekten Şu yedim gol. Orta sahadaki pozisyon çok saçmaydı. Hani gol önemli değil abi. Yani çok keyifli bir maç değildi. Çünkü ben böyle adamlara karşıladığımda çözemediğim için baya bir şey oluyorum hani keyif almıyorum oyundan. Abi ara pası atıyorsun veya L1, L1X atıyorsun duvar pası yapacaksın. Tam o duvar pası gelirken adam arkadan ayağını öne atıyor defans oyuncusu topu alabiliyor. Aynı şeyi size yaptıklarında siz kareye bastığınızda o topu alamıyorsunuz. Adamın önüne geçemiyorsunuz adam çok rahat bir şekilde L1X yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bilenler varsa abi yorumlara yazsın. Gene hiçbir attım pas gitmiyor abi. Hani ara oyunu kazanmam lazım. Onu da zaten fazla yapamadığımız için olmuyor. Samuel çok keyifliydi. Hani 11 bin 3 abi. Bunda biraz daha fazla uzaldık aldık. 2 luz aldık aslında. Ama bence keyifli bir 7 maçtı. Ben çok keyif aldım Metodan gene her zamanki gibi. 14 maçta 20 gol 8 asist. Rashford Dediğim gibi biraz geri plana düştü arkadaşlar. Ama hani Felix'in kanata geçmesinden ziyade Rashford'un geçmesi daha mantıklı diye düşündüm. O yüzden Rashford'u kanata aldık. Dediğim gibi Ronaldo da geldiğinde Felix kanada geçecek. Ronaldo Eto Forvet olacak. Daha da üst seviye olacak kadromuz. Ama hani ben hala elit seviyesi olduğumuzu düşünmüyorum bu serverla. Belki oyun olarak bir elit oyuncusu olabiliriz. Defansımız çok iyi değil ama ofansımız müthiş. Yani Gol pozisyonlarında fazla kaçırmıyorum mümkün olmadığında. Hani kaçırdığım pozisyonlar çok nadir ve iyi rakiplere karşı kaçırmıyorum. Şey kaçırıyorum. Onlarda zaten ya kaleci oynatıyor ya da çok iyi blok yapıyor defans oyuncularıyla. Onun dışında bence gol yollarında kötü değiliz ama defans konusunda biraz kötüyüz. O da nereden kaynaklı? Sürekli defans oyuncusuyla defans yapmaya, o topu alacağımı düşünmeye çalışıyorum. Mesela top tam pas atıyor. Ben o defans oyuncusu o topu alır diyorum. Seçiyorum, onda koşuyorum, alamıyorum, kaybediyorum, gol oluyor. Kareye basıyorum, hamle yapıyorum, içinden geçiyor falan. Hani bunlar yaşanıyor, sizde de oluyordur biliyorum. Bu tip bu tip hatalar yüzünden de maçları veriyoruz açıkçası. Ben maçların bugün 14 maçın hepsini bugün oynadım aslında. Ama tabii ki de videoyu ayrı ayrı atacağımızı biliyorsunuz. Yarın da aynı şekilde bütün maçları, geri kalan maçları bir günde oynayacağım. Vaktim yok. O yüzden yayın açamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Paketlerde ne çıktı? Totty paketi açan var mı? E, güzel ödüller çıkaran var mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Merak ediyorum. Umarım güzel şeyler açmışsınızdır. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Biraz fazla konuştuk ama sohbet edelim dedik. Videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Katıl butonumuz da aktif. Katılmak isteyenler varsa onlara tabii ki desteklerini oradan sağlayabilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.